Biz yalnızca ülkede güvenliği tesis etmedik. Bunu yaparken polisimizin eğitimini ve anlayışını da geliştirdik. İnsan hakları ve demokratik değerleri benimseyerek yaptık bunu. Hukukun üstünlüğüne inandık. Buna göre bir teşkilat yarattık. Tabii bu kadar da yetmez. Bundan dolayı bugün buraya Maliye Bakanımızla birlikte geldik. Polis teşkilatımızı yakından ilgilendiren iki önemli haberi bizzat kendisi vermek istedi. Burada polis teşkilatından birçok arkadaşımız var. Zam haberi beklediğinizi biliyorum. Ama ona sonra geliyor. Önce açılışını gerçekleştireceğimiz Polyak Bank'tan söz etmek istiyorum. Polis Yardımlaşma Bankası'nı kurmaya neden gerek duydum? Çünkü bu sayede polis teşkilatımız kendi sermayesine sahip olacak ve daha büyük yatırımlar gerçekleştirme olanağı elde edecek. Polis teşkilatımızın büyümesi de daha huzurlu, daha güvenli yarınlara ulaşacak. Siz kazandıkça Türkiye kazanacak. Şimdi gelelim zam meselesine. Gerçekleşti olay. Hasan Yaylı, İçişleri Bakanı olmadan önce Emniyet Genel Müdürlüğü de yapmıştı. Ve birçok yasa dışı örgüt tarafından tehdit edildiği biliniyordu. Ancak suikastin kim tarafından gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmış değil. Ilgın, araya girmek zorundayım. Şu an acı haberi aldık basın servisleri olarak. Maalesef İçişleri Bakanımız Hasan Yaylı'nın hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm... Ne oldu şimdi bize zamşı? Oğlum koskoca bakan öldürüldü. Sen hala zam mı düşünüyorsun ya? Lan oğlum tamam. Bakan kocaman da zam da önemli yani hayalet. Ya sen bu televizyonu niye kapatıyorsun? Bakıyoruz. Nereye bakıyorsun? Sen de ılgına bakıyorsun. Burada yalandan bize ondan sonra bakıyoruz diyorsun daha. Oğlum ne ılgını ya? Merak ediyorum. Ne? Suikastte işte olaylar. Oğlum o olayları bizi aşarlar. Bakan diyor oğlum da koruması falan var. Onunla uluslararası muhabbeti gelir. Biz yapamayız. Ya cins misin oğlum? Bize mi verirler sanki bu işi? Oğlum niye vermesinler? Bu da cinayet değil mi sonuçta? Emret amirim. Emredersiniz amirim. Amirim odasına çağırıyor. Cinayet büro. İçişleri Bakanı'nın öldüğü açıklandı. Biliyorum. Bir saat oldu öleli. Ha, biz yeni duyduk da. Bir süredir kayıp olan Alman vatandaşı Hans Barış'ın cesedi bulundu. Bırakın şimdi şu gavuru. Emir geldi. O akşam Tem'le beraber operasyona katılacaksınız. Niye Tem'le katılıyoruz? Tem'de adam yok. Emir geldi. Bizimle geleceksiniz. Görev yerleriniz birkaç saate bildirilecek. Ayrı gayrı yok bu işte. Hepimiz aynı teşkilatta çalışıyoruz. Orada yüzümü kara çıkarmayın benim. Hadi göreyim sizi. Aga cinayetler ne olacak? Aga mı? Doğru konuş benimle. Adam gibi anlatın şunu. Kimmiş? Neyin nesiymiş bu herif? İşte Alman konsolosluğunda çalışıyormuş. 3 gün önce de bir tane pavyonda görmüş. Alman Büyükelçiliğinden bir süredir konuyla ilgili gelişmeleri soruyorlardı. Cesede ulaştığımızı haber vereceğim. Gözlemci göndermek istiyorlar. Göndersinler bakalım. Bir gözlemcimiz eksikti. Hadi çıkın. Hadi. Cafer sen kal burada. Ne yaptın? Eda ile Harun'un arası acılı amirim. Var bir problem ama ne olduğunu anlayamadım.
Onlar hala aynı evde mi kalıyorlar? Aynı evde kalmakla kalsınlar yine iyi. Bak bir gün kendimi tutamayıp dalacağım bu adama. Ya bir siktir et oğlum ya. Ya nereye siktir et la? Bir yıl oldu, bir yıl oldu. Adam hala Eda'nın yüzüne bakmıyor la. Siz ne yaptınız da? Düzenledin mi hala la? Gene ne yaptın lan kıza? La ben ne yapacağım? Ne yapıyorsa kendi kendine yapayım. Kendi kendine ha? Lan amirimi aradınız mı? Alo, la bugün pavyona gidelim ne olur la. Hazır Eda'yla aramda bozup pavyona gidelim. La oğlum adamlar operasyona gideceğiz diyor. La nereye gidiyorsun? La ne olur, ne olur la? Ya ama. La oğlum ne olur la? Harun. Oğlum doktor mu olur? Kale maç. Bu sefer yeneceğiz hocam. Ne oğlum mevzu yenmek ya da yenilmek değil lan. Otur. Kiminiz hayatı boyunca yenilecek. Kiminizin de şansı yaver gidecek. Siz skoru boş verin siz. Yanınızdaki arkadaşınıza bakın siz. O başarmak için nasıl çabalıyor ve siz ne yapıyorsunuz onu bir düşünün. Siz beraber yorulmazsanız eğer bir yol olmaz sizde. Takım olarak oyun oynamadıktan sonra yenseniz ne olur, yenilseniz ne olur lan? Ha? Bazen takım olduğunuz zaman da işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. İşte o zaman da içinizden biri eli taşın altına boyayacak. Anladın mı? Tekmeye gerekirse kafayla girecek. Kendini feda edecek. Ama maç bitip soyunma odasına başınız dik gittiğiniz zaman... ...o zaman ben yemişim yenilmesini. Başka sefer yenersiniz. Yani istediğiniz kadar yetenekli olun. İyi bir takımınız yoksa... Hava gazı. Anladınız mı lan düdük makarnaları? Anladım. Hadi bakalım geç, geç. Tecavüz de etmişlerdir abi. Yok oğlum ne tecavüzü lan? Abi yabancı değil mi? Kesin yapmışlardır, yaparlar. Sapık mısın sen ya? Şunu bir yazın ifadesi var. Tecavüz olur mu tecavüz? Yok. Bir bak bakayım lan şuna, tanış geliyor mu? Bu ne lan? Bisiklete benziyor ya, hayalet. Oğlum bir şey işte bu. Bakalım şuna çıkan resme benziyor. Başka bir şey çıktı mı lan? Kimlik çıktı bir de bu. Başka da bir şey yok. Para vardıysa bile çalınmış. Bak kaleme şantiyon ha. İlaç firması yaptırmış bak. Bu Master Forte. Böyle ilaç mı var lan? Yeni çıkardılar la bunu Basur için. Bunları da mümessiller dağıtıyor. Belki bu kanaldan bir şey çıkarlar. La oğlum adam gitti belki başka bir yerden buldu. Bunu da yani cinayet aletini niye burada bıraktı? La niye olacak? Ya beni bulun diyor ya da nak bulursunuz diyor işte. Ver. Ver onu. Sen Basur musun kardeşim? Yok. İlacı bilince bir anlamadım. La benimki merak oğlum ya. La akbaba siktir git karıya kıza merak duyuyor. Basur ilacına merak mı duyuyorlar la? Aldın mı içeriye? Kapıdalar, almadım tabii. Ercüment hadi çık oradan. Tamam ya. Bekleyin beni buradan. Hep iş, hep iş, hep iş. Merhaba. 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 Girebilir miyiz? Yok. Ne istiyorsunuz? Silah lazım.
Ne tür silah? Ya anlaşırsak liste yapılacak. Nereye gidecek? Orta Doğu'ya. Destek veriyoruz zaten. Bu ne için? Ayrıntıları açıklayamam. İyi, ben öğrenirim. Kıbrıs'tan hallederiz. Tarih belli mi? Ankara'da toplanacağız. Orada her şey netleşecek. Hem sürecin biraz lehimize gelişmesini beklememiz lazım. Çok vaktimiz yok. Vallahi benim de yok. Havuzda kızlar bekliyor. Detayları Ankara'da konuşuruz. Eda bak sen beni yanlış anladın abi. Yani ben anlatamadım galiba sana kendimi. Ne zaman anlatabildin ki? Ya ben doğurma demiyorum. Ne diyorsun? Ya şimdi hemen hop diye doğurma diyorum. Daha erken diyorum yani. Yaşımız kaç, başımız kaç ya? 30'unu geçsin Harun ya. Çocuk mu zannediyorsun kendini? İşte 30'unu diyorum daha. Ne 30 ne 30 daha. 30'dan normal yaş daha. Büyümedik ki tam olmadı o. Daha gün almadık gün. Bak ben sana evlenmeyi teklif ettim. Sen kabul ettin ne kadar mutluyuz. Ama daha gün yok gün. Sen nasıl gelin olmak istiyorsun? Şişman gelin olmak istiyorum. Saçmalama ya. Doğurmak istiyorum ben. Bebeğim olsun istiyorum Harun. E ben olmasın mı diyorum? Ne diyorsun? Ben de hazır değilim. Ben hazırım. Korkuyorum ben ya. Al spenetleri rahatladın ha. Korkuyorum, korkuyorum. Benden baba olmaz daha. Öyle hissetmiyorum kendimi. Sen bak bana. Bak halime baba olacak gibi miyim? Yok değil. Ha baba olacak gibiysen. Öyle diyorsan tamam hemen doğur. Senden var ya Harun bir yol olmaz. Ya merak etme ben zaten sana güvenip çocuk mucuk doğurmam ki. Nasıl bir yol olmaz? O ne demek şimdi? Benden baba olmaz mı yani? Onu mu diyorsun? Buyurun. Oo, oo, das ist kommen haydi ya. Welcome, welcome. Türkçe biliyorum ben. Ha. Komiser yardımcısı Eda. Komiser Harun, hoş geldiniz. Alman Büyükelçiliği irtibat görevlisi Ulrike Mahl. Memnun oldum. Memnun olduk biz de. Buyurun, Ulrike Hanım böyle alalım. Siz böyle mi dolaşıyorsunuz normalde? Hans için bir tören düzenledik. Değişmeye fırsatım olmadı. Ha. Sabahleyin bekliyorduk biz sizi. Yarını bekleyemedim. Bir an önce çalışmak istiyorum izninizle. Mesainiz bitti biliyorum ama. Yok yok mesaiden değil. Mesaiyle alakalı bir sorunumuz yok. Zaten biz gece bir özel operasyona katılacağız. O yüzden sizle konuşup çıkacağız merak etmeyin. Hans'ı tanır mıydınız? Samimi değildik ama biliyordum tabii. Siz yarı Türksünüz galiba. Hı hı. Mesut Özil hesabı. Hı? Hani Türkiye'ye gol atsanız üzülür müsünüz? Gol atmayı hiç düşünmedim. Tabii. Poluzay. Güzel. Gözaltına alınanların sorgusu sürerken yeni gözaltılarında olabileceği söyleniyor. Özellikle başbakanın bugün yaptığı açıklama çok tartışıldı. Başbakan İçişleri Bakanı'nın öldürülmesini Türkiye'nin 11 Eylül'ü olarak tanımladı. Lan niye olacak? Biret makamı herkesi görevlendirmiş, biz de geldik öyle ya. Siz kime amacınız ki burada? Ne bileyim bir liste var, var topluyoruz bakalım. Oğlum siz buraya girmeye çalışıyorsanız zor girersiniz abi, size söyleyeyim. Zar, zor gireceğiz artık. Nasıl öldürmüşler kardeş bu adamı okla ya? Zehirlemişler. Bildiğin kağıt, bura yapmış, ucuna da yeni takmış, sallamış. Vay buna, beyne bak ya. Zehir neymiş biliyor musun? Bilmiyorum, sallıyorum. Bir örgüt örgüt işi diyorlardı, sakinine çıkmadı mı? Biz de anlamadık. Kağıdın üzerinde örgü tanımı olduğunu söylediler. Ama hangisi söylemediler? Neye benziyormuş? Bilmiyorum kardeşim. Yeah.
Müvvet. Kerem nerede lan? Mesut hocam. Kerem gelemeyecek hocam. Niye lan? Dün gece babasını hastaneye kaldırmışlar. Polis bunların mahalleyi basmış hocam. O sırada atılan gaz bombalarından biri adamın kafasına isabet etmiş. Kurtaramamışlar hocam. Güveniniz için minnettarım müdürüm. Emredersiniz. Saygılar müdürüm, saygılar. Sabri nerede? Sabri, Sabri şu bakkalın cinayetini araştırıyorum. Bakkal kim ya? Bakkal hani bu geçen hafta öldürülen adam vardı ya, katilini bulamadık o. Tamam hatırladım. Bu Alman polisi gelecekti, ne oldu bu? Geldi dün akşam. Dosyaların bir çıktısını verdik gecekine. Bu kadar işin arasında bir de bunlarla uğraşıyoruz. Ne yaptınız? Akşamki operasyona yardımcı olduk. Sağ olsun müdürümüz çok memnun kalmış. Az önce telefon edip tebrik ettiler. Nasıl geçti gece? Bir vuku çıkmadı değil mi? Vallahi klasik müdürüm işte. Ortalığın anasını ağlattık. Yani biz olmasak da ağlatırlardı da işte. Herkes kendini bu işe verecek. Bizzat Emir Genel Müdürlük'ten geldi. Elimizdeki cinayetler ne olacakmış? İyi günler. İyi günler Ulrike Hanım, hoş geldiniz. Müdürüm, Ulrike Hanım Alman Polis Teşkilatı'ndan Hans Bağış cinayetine gözlemci olarak geldi. Hoş geldiniz. Merhaba. Hiç merak etmeyin, katili en kısa sürede bulacağız. Müdürüm, sizinle odamda görüşebilir miyiz? Evet, görüşelim. Ulrike Hanım, buyurun. Kayıp şahıslar pavyon çalışanların ifadesini almış, bir kadınla çıktığını söylemişler. Evet, ama pavyonda çalışan birisi değilmiş. Eyleme gitmişlerdir belki. Konsolosluktakiler bir ilişkisi olmadığını söylemişlerdi. Vallahi bence Rus olabilir. Kesin Rus. Ama en azından son gün güzel bir gece geçirmiş, Allah rahmet eylesin. Kıyak olmuş. Tutanakta Rus olduğuna dair bir ifade yok ama. Rus'tur. Suat. Hayalet. Kardeşim hoş geldin ya. Ne yapayım lan? Yoğun be. Sende ne var ne yok? Aynı. Cinayeti bırakıp dem için koşturuyor musunuz? Öyle duyduk. Sorma amına koyayım ya. Akbaba nerede? Sen pek gelmezdin buralara. O da koşturuyor ya. La ben sana niye geldim ya? Ha kardeşim söyle. Bu bakanı öldüren o zehirli miymiş neymiş? Siz onun ne olduğunu buldunuz mu? Yılan zehri. Vay amına koyayım ya. Şuna bir bakayım. Hayırdır? Ya tahsil müdür dedi ya. Madem dedi koşturuyoruz gidin bir bakın dedi. Öyle yani. Bir şey varmış onun üstünde. Örgüt hamle mi böyle bir şey varmış. Ne kardeş ya kimse çözemedi. Kiraz gibi ama kırmızı değil. Yeni bir örgüt olabilir. Ha. Ne şunun fotoğrafını çekeyim lan. Onun fotoğrafı var, istersen vereyim bir tane. Vallahi la zaten pikseli kötü, bok gibi çıkıyor ya. Şey yapsana oradan. Ayıp ediyorsun kardeşim. Suat, İmmet Amir benim buraya geldiğimi duymayacak, tamam mı? Aramızda kardeşim. Niye lan? La işte bir şey diyorsak nedeni var değil mi? Tamam kardeşim, bahset lan. Sen işini bilirsin. Eyvallah. Ama bu işini gör. Canlı yer. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Selam söyle. Eyvallah. Cinayetçi değil mi lan bu? Evet. Ne iş var burada? Hiç öyle hal hatır sormaya gelmiş. Kolay gelsin. Eyvallah. Abi. Görüşürüz. Hayırdır ya? Bu saatte rakıya mı oturdun bize? Şey ne oldu antrenman? Bizim çocuklardan birinin babasını öldürmüşlerle. Yapma ya, kim kim? Hayrettin. 6 numara. Sendikacıydı herif. Sen dün geceki olaydan bahsediyorsun abi. Bu gaz bombası attı adamın kafasına ya. Ya biz de orada yancı gibi takılıyoruz ya. Ben amanıza koyayım sizinle. Abi lan. Bak, bu bakanın suikastında kullanılan ok. Gördün mü? Kağıttan yapılmış. Açılınca da bu resim çıktı.
Bende de bunlar var. Ne oldu, merak mı ettin? Ne merak edeceğim lan ben? Öyle, o zaman biz devam ediyoruz. Devam edin siz. Devam et hayır. Devam edeyim. Bu bakkal vardı ya, onun dükkanında da aynı resim çıkmıştı. Hatırladın mı Harun? He, veresiye defterinden çıktıydı. Heh. İşte bu da dün bulduğumuz anmanın üzerinden çıktı. Adam konsolosluk görevlisiydi değil mi? He. He. Oğlum bu resimler dışında üç Cüneyt arasında hiçbir bağlantı yok ki. Sen ne diyorsun şimdi, ben anlamadım ki. Vallahi ben bir bok demiyorum. Ne yapalım, bunları birleştirmek mi birleştirmek mi? Vallahi kardeş, biz o humble'a gider bu bilgiyi verirsek emniyet amirliğine çıkar, sonra bu iki dosyayı da bizim elimizden alırlar. La alsınlar hayalet la. Alsınlar, alsınlar, onlar uğraşsın, ne yapalım? Ya onlara da güvenemiyorum ki kardeş ya. Her gece bir operasyon oluyor. Haberleri izlemiyor musun sen? Ortalığın amına koyuyorlar ya. Şu üç olaya bir baksana sen. Terör mü bu sence? He? Siz bu bakanın geçmişini araştırdınız mı? Efendim abi? Bu üç cinayeti nasıl bağlayacaksınız birbirine? Vallahi doğru diyorsun. Abi sen geri mi döneceksin? Ya oğlum ne işim var? Dilimi sikti lan benim. Ben bu cinayeti niye bana versinler ki lan? Ha? Bakanın katilini niye bulmamı istesinler ki? Aklın alıyor mu senin bu iş? Abi zaten seni onun için çağırmayacaklar ki ya. Seni bu Hans'la bakkalın cinayetini çözmen için çağıracaklar. Çünkü buna angarya gözüyle bakıyorlar. Sen bunlarla uğraşırken o da gidecek işte bakanın suikastiyle uğraşıyor maya yukarıya yamanmak için. Hımbıl ya. Tam bir hımbıl ya. Siz araştırın bakın la işte. E konu dikkatini çeker gibi olduydu. He. Ya abi gittim vallahi bir senedir lanet bir herifle çalışıyoruz ya. Getirdiler bizim başımız onu. Adam zaten cinayetten de anlamıyor. Cinayet bürosu sikine de sallamıyor. Tek amacı yükselmek, yüksek bir yerlere çıkmak abi. Haksız mıyım hayret, öyle değil mi? He. Ben yokum da. Siktir git Nedasi. Siktir git. Hallettiniz mi lan? Yemedim. Bir rakı da bana versenize. Evet, bu kalemi biz de attık. Sadece doktorlar mı? Evet. Kardeş bunlardan kaç tane de attınız? Bunlar özel üretim. 40 adet vardı. Bildiğimiz birkaç doktora verdik. Hangi hastanelere gittiniz? Üç arkadaş ayrı hastanelerde çalıştık. Numune'de, İbn Sina'da bir de Meydan Hastanesi'nde. Eyvallah kardeş ya. Kardeşim, bir de şu doktorların ismini verirsen ben tamam. Vereyim komiserim. Ankara'da başlayan doktorlar bilmek 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 yayılmaya devam ediyor. Bugün başta İstanbul Hatay'da şehir olmak üzere. Polis, eylemcilere gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale ettiyse de kitleleri dağıtmada başarılı olamadı. Emniyet yetkilileri tarafından bir takım yasa dışı terör örgütlerinin göstericilerin arasına karışarak halkı provoke ettiği bilgisi verildi. Halkımızın sağduyulu olması, ülkeyi kaosa ve anarşiye sürüklemek isteyen bu grupların ekmeğine yağ sürmemesi bizim de en büyük temennimiz sayın seyirciler. 80 öncesi günlere dönmek isteyenlere dur dememiz gerekiyor. Sağduyulu olmak zorundayız. Ne oluyor lan? Polis aşırı güç kullanıyor olabilir. Polisi taşlamak çözüm olmaz. Ne oluyor lan? Aşağı mahalleyi polis basmış. Gaz bombası abi, ondan sana da mı girdi? Bakkalla olduğum dosyasını versene kızım. Dönüyor musunuz yoksa? Yok, bakacağım sadece. Nereye amirim? İlker'e. Behzat amirim eskiden cinayet büro amiriydi. Hulvi Hanım da Alman polis teşkilatından Hans Barsch'ın cinayeti için gözlemci olarak geldi. Eyvallah. Kolay gelsin. Hep böyle saygısız mıdır? Saygısızlık demeyelim de değişik biridir. Yaptığı şeyin saygısızlık olduğunu düşünmez. Dosyaları nereye götürdü? İlker kim? İlker mahallenin adı. İlker mahallesine gitti. Ama dosyaları geri getirecek. Olur mu öyle şey Eda? Esat amir açığa alındı bacım. Bu yaptığı yasal değil. Himmet amirinin de haberi yok. Sen karışma, vardır bir bildiğin.
Müdürüm, Vesat amirim geldi, dosyaları aldı. Dün dolaş, seni arıyorum mahallede. Dosyayı alıp gittin, merak ettim. Gözlemci değil misin sen de? Cinayeti ben de senin kadar çözmek istiyorum. Alman konsolosluğu benden cevap bekliyor. Ben hallederim. Sen de gider kime ne söyleyeceksen söylersin. Ölen adam konsoloslukta çalışıyordu. Bu bizim için çok önemli. Alman mısın sen? Maaşımı neresi verirse ben oyum. Ya o yüzden sormadım. Türkçe iyi konuşuyorum da o yüzden dedim. Yarı Türk'üm. Burada konsoloslukta çalışıyorum ben de işte. Niye buradasın? Ya şu veresiye defteri. Muhtarla görüşeceğim. Üstünde adres var. Yani katil ait olabilir. Yani olmayabilir. Bir soracağız bakalım. Veresiye defteri Görkemgillerin. Ben sen tanıyor muydun bu Görkemgillerin? Tanırdım. 79'da dağıldı bu aile. Nasıl dağıldı? Mahalleyi polis bastıydı. Onlar kaçtı, kaçarken Fatih'i vurmuşlar. Ölmüş oracıkta. Diğerleri? Onlardan bir daha haber alamadık kimse. Kimisi yurt dışına kaçtı dedi. Kimisi öldürüp gömdüler dedi. Ayşe Fatih'in karısıydı. Zeynep'le Barış'la çocukları. Süleyman kim? Süleyman? Ha, Süleyman Fatih'in babasıydı o. Olaydan sonra taşınıp gitti. Bir o kaldıydı, o da gitti. Nakin dilekçesi orada. Mama taşımışlar. Çok yaşlıydı. Bu vakte kadar çoktan ölmüştür. Barış yaşıyorsa cinayetleri o işlemiş olabilir ha. Bu bende dayı. Tamam. Eyvallah. Kolay gelsin. Teşekkürler. Neler hazırladın? Bu akşam özel haber giriyoruz. Gözaltına alınanların aileleriyle görüştüm. Alınanlar sendikalardan tut, STK'lardan, üniversitelere kadar toplum nezdinde nüfuzlu kişilerden seçilmiş. Ve aileler bakanın öldürülmesini hükümetin bir fırsata çevirdiğini düşünüyorlar. Bir şeyler dönüyor ama ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Eline sağlık. Ama bu haberi yapamazsın. Anlamadım. Ne demek yapamazsın? Yapmayacaksın demiyorum. Yapamazsın diyorum. Nasıl yani? Yayın yasağı mı çıkarmışlar? Evet. Ha, böyle gerekçe mi olur? Halkın huzurunu bozmakmış. Soruşturmanın gizliliğiymiş. Sosyal medya ayakta. Herkes her şeyin farkında. Ben de her şeyin farkındayım. İstersen İstanbul'a geri dönebilirsin. Thank you.
yaptığını, bir an önce evlenip yuva kurmak istediğini belirtti. Hayatta en çok istediği şeyin baba olmak olduğunu belirten Kalaycı, kız ya da erkek... Ya yeter la, yeter kardeş. Bu ne ya? Henüz kendisine anne... Gece haberlerine geçmiş lan. Kim, ılgın mı? La oğlum, böyle gece haberi mi olur la magazin gibi? Ya işte sunuyor bir şeyler ya. Yani yeni geçti herhalde. Bu saatte değildi çünkü. Birçok ilde protestolar olacak. Hazırlanıyorlar. Yayın yasağı sayesinde bir ölçüde seslerini keseceğiz. Ama protestoların boyutları hakkında şimdiden bir şey söylemem mümkün değil. Suikastın arkasında kimin olduğunu bulamadınız mı hala? Savaş Bey, şüpheli olarak ele geçirdiğimiz şahısları sorguladık. Ama kimin yaptığını ya da arkasında kimler olduğuna dair bir gelişme kaydedemedik maalesef. Siz hiç merak etmeyin efendim. Yakında sonuç alacağımıza inancım tam. Katili bulamazsak itibarımız beş paralık olur. Uluslararası kamuoyunu, karşı çıkan devletleri ikna etmemiz gerek. Hiçbir şey düzmece gibi görünmemeli. Gerekli desteği sağlamışken herkesi arkamıza alacağız. NATO, Birleşmiş Milletler bu işe kayıtsız kalmayacak. Gerekirse bir katil bulacaksınız bana. Emredersiniz. Efendim, muhaliflerle görüştük. Silahları almaya hazır olduklarını söylediler. Yalnız bir an önce harekete geçmezsek ülke içindeki operasyonlarımız sorgulanmaya başlayacaktır. Suikastin Orta Doğu'daki bir takım gizli servislerle bağlantısı olduğuna dair bir açıklama yapmamızın yerinde olacağı kanaatindeyim. Aldığımız onca adamı gizli servislerle ilişkilendirmekte problem yaşar mıyız? Tek bir hedef göstermeyeceğiz. Yurt dışında dış politikamıza muhalif birçok hareket var. İşimize yarayacaktır. Ercüment Çözer, daha önce tanışmadık seninle. Gerçi şirketlerden aldığı savunma ihalelerinden haberim var, adını sıkça duyuyordum. İşleri Kıbrıs'tan koordine edecekmişsin. Dedikleri kadar var mısın gerçekten? Vallahi, ne dediler bilmiyorum. Ben her şeyi biliyorum. Bir dönem bana muhalefet ettiğini söylediler. Çıkarlarım çatışmıştır. Yani ben sağ sol ideoloji falan bilmem. Her devrin adamısın yani. Hı. İzmir İktisat Kongresi'nden beri her devir bizim zaten. Yani bazıları anlamakta zorlanıyor o kadar. Bu işi halledemezsen geleceğini tehlikeye atarsın. Hallederim. Benim için verdiği sözü tutamayan adamdan daha aşağılık biri yoktur yeryüzünde. Benim için vardır. Saygısızlar. Açık sözlü insanları sevmem. Her lafa cevabı olanları da. Bu işi beceremezsen Kıbrıs'ta kal. Rum tarafına geç. Bir daha da vatan toprağına adım atma. Anlaştık mı? Buraya iş yapmaya geldim. Saygısızlığım için yok. Çıkın. Siz şimdi katil Barış diyorsunuz ha? Yani herif intikam peşinde olabilir lan. Dedesinin evine bakacağız. İyi de adamın evinde yaşadığını nereden biliyorsunuz? Bilmiyoruz. Barış Körgün'ün kayıtlarını bulamadım amire. Ayşe ile Zeynep'e dair de hiçbir şey yok. Ankara'da mı başka şehirde mi hiçbir şey bulunmuyor buradan. Yarın daha detaylı araştırırım ben. Süleyman Görkem de sizin dediğiniz adrese kayıtlı. Ama o da 2002'de vefat etmiş. Bu Barış'ı dedesi yetiştirmişti. Adam öldüğüne göre Barış dedesinin evinde kalıyor olabilir ha. Yürü lan. Behzat'ı takip etmen akıllıcaydı. Aferin. Üstlerine bahsettim bundan. Takdir ettiler. Sensinler. Bu arada kriminaldeki arkadaşım da size selam var abi. Hangisi o? Bu hayaletin yediği haltları haber veren Necmi. Suat'la konuşmuş. Hem de çalışıyor demiş, bunu almış. Bu öbürki cinayette de vardı. Hümmet amirimin haberi yokmuş işte. Nasıl haber vermezler ya? Ha. Aleyküm selam, sağ olsun. Benim yaptıklarımdan da bahsetmiş mi diye bir soru dedi. Ettim, ettim. Her birim birbiriyle ekip ruhuyla çalışıyor dedim. Allah razı olsun. Hadi.
Sakin abi, teslim. Teslim abi. Esrar'la kokain var abi. İçmiş la bu, içmiş. İçtin cigarayı, kokaini, ondan sonra bütün adamları indirdin değil mi la amına kodumun keşi? La oğlum bir dur la, bir dur. Sen ismi ne lan? Celil Hancı. Ver bakayım kimliği. Şşş. Sen ne ayaksın lan he? Abi satmıyorum ben, vallahi içeceğim. Siktir la, bu kadar mal içilir mi? Ağır içeceğim abi ben. Sen Barış Görkem'i tanıyor musun lan? Yoo. Süleyman Görkem'i tanıyor musun? Allah belanı versin, tanımıyorum abi. Sen burada mı oturuyor mu? Yok abi, kimse yaşamıyor burada. Ben de geçeceğim zaten. Ha, hem içeceğim geçici. He, geçici olarak içiyorum abi. Lan abi deyip durma lan, ne abisi? Adam komiser, o komiser, ben komiser, o amir. Lan! 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 Silahları indir. La oğlum, cinayet miyiz lan biz? Tamam, biliyoruz onu. İndir silahları. La oğlum, operasyondayız lan. Teşkilatlarız biz, teşkilatlar. Operasyon emri bize geldi, size gelmedi. Siz kimsiniz lan? Bak burada ne yazıyor? Tem yazıyor. Bize Barış abimiz emredildi. Ya Barış değil ki lan o. Barış değil ki. Celil Hancı. Torbacının teki lan o. Ben öyle, ben öyle ilgisi yok bu herifin. Vallahi Hancı yolcu, ben anlamam. Orası beni ilgilendirmiyor. Ne olur sizin, ben kafanızı sikeyim, indir la silahları. Göt içi kadar yere bir kişiyi almak için o kadar gaz bombası mı atıyoruz lan? Onu Barış için atmadık ki, sizin için attık. Bize mi attınız? He, size attık. Abi dur, dur, dur abi. Abi dur. Anamı siksinler, Barış değilim ben. Gelin lan. Abirim ben. Şuna. Gelinim abirim ya. Sikecekler. Araca sok. Sen ejderleri sikecekler, haberin yok. Kabul yapayım. Arabayı kim kullanacak? Ha? Arabayı kim abi? Ha? Araba. Bugün sabah saatlerinde terörle mücadele ekiplerimizin yaptığı operasyonlarda merhum eski İçişleri Bakanımız Hasan Yaylı'nın cinayet sanığı yakalanmıştır. Zanlının adı Barış Görkem. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Daha önce uyuşturucu ticaretinden sabıkası var. Örgütün finans kaynağının uyuşturucu ticareti olduğunu ifade etti. Buyurun. Suikastin arkasında hangi örgütün olduğunu açıklamayacak mısınız? Şu anda konuşmayı doğru bulmuyorum. Daha çok Orta Doğu'da eylemler yapan yeni kurulmuş bir örgüt olduğunu söyleyebilirim. Ama bir takım ülkeler bu örgüte el altından destek vermektedir. Buyurun. Suikastten sonra başlatılan operasyonlarla zanlının bağlı bulunduğu örgüt arasında bir bağdan söz edebilir miyiz? Kesinlikle. İş yeri ve evlerden aldığımız dokümanlarda birçok belge bu bağlantıyı ortaya koyuyor. Buyurun. Orta Doğu'dan bahsettiniz. Ülke ismi verebilir misiniz? Suikastin arkasında İran ya da Suriye'nin olduğunu mu kastediyorsunuz? Ülke ismi vermedim. Terörün vatanı olmaz. Ama terörü destekleyen ülkeler olabilir. Dışişlerimiz bu konuyla ilgili muhataplarıyla temas halindedirler. Bu vesileyle bir mesaj vermek istiyorum. Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkanlar karşılığını en kısa zamanda misil alacaklardır. Sayın Bakanım, bir soru daha sorabilir miyim? Bir soru sorabilir miyim? Çin'de dünyaya gelen yavru panda turistlerin ilgi odağı oldu. Hayvanat bahçesinde yavru pandayı görenler hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. İzliyoruz. Sağlık kontrolünden geçen 324 gram ağırlığındaki pandanın... Lan kardeş, panda haberiyle takım içilir lan. Ya arkadaşım, sen benim keyfim kahyas mısın lan? La bir yat, uyu la. Alo. Eyvallah kardeş, eyvallah. Tamam, yarın konuşurum ben. O kim lan? Abim, şu cinayet aleti kalem yok mu? Onu dağıtıldığı hastanelere haber bıraktıydım bebelere. Doktorlarla konuşacaklardı. E'si bu. Hans'la beraber Hakkı'nın da adını verdim. Hakkı'yı tanıyan bir doktor çıkmışlar. Yarın gidip konuşacağım işte. Git konuş da oradan bir şey olmaz. Celil'e yüklediler hepsini. O iş bitti yani. Abi sen yine de git. Hocam eminsin değil mi bu kalem olduğunu? Evet. Hakkı amca 10 gün önce gelmişti bana. Boyun ağrıları vardı, düzenli gelirdi. Her geldiğinde de eşantiyon bir şeyler götürürdü benden. O gün de bunlar yeni gelmişti.
Muayenesini yaptım. Oturuyoruz. Tedavisi hakkında konuşuyorum. Baktım beni dinlemiyor. Gözü kalemlerde. Eyvallah hocam. Kolay gelsin. İyi günler. Sen yaptın değil mi lan bunu? Ha? Bitirdin lan cinayet büroyu. Kendinize gelin. Ne oldu müdürüm? Yeni görevlendirme yazısı geldi. Harun, sen trafiğe, hayalet, foto filme, akbaba, narkotiğe, Eda. Sen de çocuk şubede görevlendirildin. Ne? O nasıl iş ya? Ya ben ne trafiğiyim? Hangi trafiğiyim ben ya? Ben trafikle ilgili müdürüm, bir araba kullanmayı biliyor mu o? Amirim, ona bir şey var mı? Yok, o yine açıktı. Sen yaptın lan, sen yaptın lan. Doğru konuşun benimle. Bu Hans cinayetinde kullanılan kalem bakkalın dükkanından alınmış. Katil geliyor bakkalı bıçaklıyor. Bu arada eşantiyon kalemi alıyor, yürüyor gidiyor. Onu da Hans'a saplıyor kesin. Akbaba nereydi müdürüm? Narkotiği. Ne? Komiserim, rüşvet demeyelim ona. Rüşvet demeyelim zaten. 10 liraya bence de rüşvet demeyelim. 50 falan bir sırsaydın anladın da onlara. Olsa canı sağ olsun komiserim. Al lan. Al. Yaptırmayın elini, devam et. Devam et. Allah razı olsun. Cümlemizden abi, devam et. Hadi. Hadi abi, devam et. Alice de itfaiyeciydi. O da bindi. Yangın yerine doğru hızla ilerlemeye başladılar. Dadi, dadi, dadi. Anne! Canım! Nasıl bıraktılar sizi sokaklarda? Bıraktılar işte. Şimdi. Şahıslara falan verirlerdi. Vallahi hiç değil, kaybolan maybolan olursa gider onu bulurdum ya. Teşkilat ülkenin anasını satıyor. Her gün yeni bir olay. Elde makine oraya koştur, buraya koştur. Vallahi ben sıkıldım iyice ya. Amirim, vallahi ben çok mutsuzum. Ağlamaktan hiç yapamıyorum. Zaten adım çıkmış burada. Öyle giderse beni işi bırakacak. Vallahi bana da çok az rüşvet veriyorlar. Ya, ülkenin hali kötü durumda, net. Bunu anladım. 5 veriyorlar, 10 veriyorlar abi. Adam akıllı bir şey verse belki kafa karışacak da hiç ona fırsat da vermiyorlar. Bir de bütün gün güneşin alnında bekliyor. Vallahi sıkıldım. Vallahi ben narkotikten memnunum. Bir sene daha önce geçerdim lan. Ay tamam, ceset meset görmüyorum. O bir tuhaf oluyor da. Başka şeyler görüyorsun ha. Güzel oluyor. Abi acaba diyorum, milletin böyle bilgilenmesini sağlasa bir şeylerin önüne geçemez miyiz, engelleyemez miyiz ya? Nasıl yapacaksın lan? Yıldın'la konuşalım. Gazeteci kız yok mu? Gidelim konuşalım. He, medyadan medya durmayacaksın öyle mi lan? Siktir et lan, siktir et. Abi öyle deme. Vallahi Ilgın bize yardım eder ya. Eder. Başını eder. Günaydın. Hala ilgileniyorsanız Barış Görkem'in adresini buldum. Nasıl buldun? Barış birkaç kez vize için başvurmuş. Alman konsolosluğuna ikinci bir adres bildirmiş. Ama ilk başvurusu reddedilince ikinci adresi kayda almamışlar. Ha. Ne yapalım lan? Bakalım mı? Bakak abi ya. Vallahi bakak ya. Biz cinayetçiyiz ya. Atsalar da satsalar da biz cinayetçiyiz. Cinayet biz olmuşuz yani. Nasıl yapacağız bu işi? Nasıl yapacağız? Gideceğiz alacağız lan. Değil mi ya? Sonuç olarak hala polis değil miyiz ha? Yani gerçi benim kaybedecek bir şeyim yok tabii. Ama sizin var. Vallahi benim şu hayatta kaybedecek tek şeyim Eda. İşte bir de sizler. Annem de var bir de. Babam var. Kardeşim. Benim bayağı var da abi, yani ben varım yani.
Vallahi ben gelirim abi. Hadi lan hadi. Yememiş, yazmış ya lan. Abi temiz, kimse yok. Abi. He. Ben bu Barış'ın kıyafetini buldum. Benden biraz ufak. Ya işte Akbaba'dan biraz iri. Hayalettin de bir tık daha enli. Enli ne lan? Enli. Bunu hiç giymemiş de bu herif. Tabii giymez abi. Eve baksana, eve bok götürüyor. Kıyamamıştı ki. Ha, düğünde dernekte giyerim diye aldı ha. Ne sikerim düğünün, ne alakası var lan? Sen şu komşularla bir konuş bakalım. Tamam. İçişleri Bakanı'nı öldüren zehir olabilir bu. Sen o zehir olduğunu nereden biliyorsun? Tahlile göndermek lazım. Zehire benziyor. He. Ya sen diyorsun ki şimdi oku buna batırmış, öyle mi? Demedim. Amirim, bunlar kitap değil, hepsi defter. Nasıl defter? Abi bunlar hep defter. Yani her şeyi yazmış. Yerde şunu buldum, bir baksana. Babam etleri pişirmek için mangal yaktı. Mangal çok duman çıkartmıştı. Arkadaşımla tüf tüf oynadık. Çok eğlenceliydi. Sonra uzaktan bakkal amca bizi göstererek bağırıyordu. Babam hemen bizi aldı ve koşmaya başladık. Polisler indi arabadan. Bir şey patladı. Annem beni bırakmadı, koştuk. Babamla ablam geride kaldı. Birlikte yere düştüler. Ağladım ben. Oğlum muhtar anlatmıştı da. Darbeden önce mahalleye operasyon düzenlemişler. Fatih'i vurmuşlar. O günden sonra da ailenin geri kalanından hiç haber alamamışlar. Bu verisiye defteri büyük bir ihtimalle Barış'a ait. O aileyi ihbar eden adam da Bakkal Hakkı. Annem sürekli Ahmet Yener diye birini bela okuyordu. Sonra babam anneme sarıldı. Babam anneme üzülmemesi gerektiğini, ağlayarak hiçbir şeyi halledemeyeceğimizi, her şeyin güzel olacağını söyledi. Sonra hazırlandık. Hep beraber pikniğe gittik. Biraz eğlenelim, moralimiz yerine gelsin diye. Aynı günden mi bahsediyor abi? Aynı günden bahsediyor. Eda, şu Fatih Görkem'i bir araştır bakalım. Hangi fabrikada çalışmış, işten çıkartılmış mı, kim çıkartmış, onları bir araştır. Bu Ahmet Yener kim? Hepsini bir bul bakalım bana. Sen iyi misin kızım? Hı hı. Ya bak sen terledin, otur istersen biraz. Gazı vardır abi ya. Yoksa ben de terledim. Gel çıkalım. Gel biz çıkalım. Abi. He. Ya bu komşularla konuştum ben. Kimse görmüyorum. Zaten taşınalı bir yıl olmuş. Kimseyle konuşmamış. Hızlı. Hiç kimse tanımıyor mu şimdi? Yok abi. Bu defter yerde duruyordu. Barış düşürmüş olmalı. Niye düşürsün ki? Bir bulmamız için düşürmüş olabilir ha. Ben bir Eda'ya bakayım. İyi görünmüyor. Alman kafası işte. Birkaç saattir Ahmet Yener'i araştırıyoruz onunla. Ahmet Yener eskiden fabrika sahibiymiş Ankara'da. Barış'ın babası Fatih'i devrimci faaliyetlerinden ötürü işten çıkarmış. Grevin öncülerinden biriymiş Fatih. İşten çıkartıldığı günde polis tarafından evi basılmış. E bu bakan olayı ne peki? Kaçarlarken arkalarından ateş açan polis Hasan Yaylı'ymış. Vay amına koyayım.
Pardon. Bu durumda Barış bir kişiyi daha öldürmek zorunda. Ahmet Yener. Ama biz bulamadık. Sen bulabilir misin ki? Ahmet Yener. Hoş geldiniz Ercüment Bey. Hoş bulduk. Ha, neyse de elini sık. Yani hürmet göstermezsen kendini orospu gibi hissediyor. Size saygıda kusur eder miyim? Deli miyim ben? Stefanos Andoledis. Melisa, memnun oldum. Ben de. Buyurun. Gemiyi ne yaptın? Gemi de, silahlar da hazır. İyi, güzel. Memlekette büyük bir direniş olduğu söyleniyor. Yarın harekete geçebilecek miyiz Ercüment Bey? Ya merak etme, her şey planlandığı gibi. Amirim, yardım edemem diyorum. Niye anlamıyorsun beni? Oğlum, bulsana lan şu adamı bana. Amirim, yasal yollarla gel. Kim olursan ol, yine gel. Benim sen ne yapacaksın bu adamı? La oğlum, cinayet var la, cinayet. Amirim, sen görevden alınmadın mı? Sana ne cinayet? Şu arşivden kurtuldum dedim, burada da buldun beni. Oğlum, çekil kenara. Abi tamam, dur bir dakika, tamam. Bir bilmiyorsun etmiyorsun, bozarsın şimdi. Bir saniye. Heh. Numarayı alabilir miyim? İsmi var la. Yok işte. Nasıl yok la? O kadar teknolojiksiniz, biz kim bulamıyoruz? Amirim, koca makine bulamadı işte, tarıyor, yok. Ha işte adam bu. Stefanos Andolidis yazıyor. O takması lan, bak aşağıya. Ahmet Yener. Benim aradığım adam bu. Amirim, adam Kıbrıs'ta yaşıyor, burada bile değil. Tamam, neyse, yeter. Tamam, yeter artık abi. Lütfen müsaade et bana. Bas şunu, bas. Siz giremezsiniz buraya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ha. Eyvallah. İyi akşamlar. Bugün. Hayalet. Uzun zaman oldu. Nasılsın? İyilik, koşturmaca işte. Sen ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Sorma yani. Berbat her şey. Bir saat önce Temin bahçesinde bomba yüklü bir araç patlamış. Olaydan haberin var mı? Duydum. Ya ben aslında seninle başka bir şey konuşmaya geldim. Öyle mi, ne? Önemli bir mevzu konuşmaya geldim sana. Yani konunun kendisi bayağı önemli. Sen bir iki dakika bekle. Ben hazırlanayım. Bir yerlere gideriz. Tamam mı? Tamam. Hayret nerede lan? Daha gelmedi abi. Ne yaptınız? Bu Ahmet Yener. Kıbrıs'taymış lan. Barış'ın öldüreceği son kişi bu adam. Haliyle Barış da Kıbrıs'ta. Ailesini öldürenlerden intikam almak istiyor. Bugün birçok rütbeli arkadaşla sohbet ettik Behzat. Bakanın katilinin Celil olmadığı kulaktan kulağa teşkilatın içinde yayılmış durumda. Tepedekilerden bazıları katilin gerçekten bulunmasını istiyor. Bu bir siktir iddiası. Yani. Barış'ı yakalarsak sonuna erecek mi amirim? Orası beni aşar kızım. Ama içeri girenler serbest bırakılabilir. Kıbrıs'a en erken uçuş sabah 8'de. Barış'ı bulmak için fazla vaktimiz yok. Temden ya da istihbarattan birileri Barış'ın Kıbrıs'ta olduğunu öğrenirse bizden önce bulmak isteyecek. Bu bilgi işlemde Ahmet'i araştırırken öğrenmiş olabilirler lan. Abi, o zaman beraber gidelim. Ya gidelim de birilerinin de burada kalması lazım. Akbaba, Hayalet'le sen burada kal. Sen de dilekçeyi Tahsin'e ver, Tahsin halletsin. Bizden sonraki ilk uçakla gel, tamam mı lan? Ben o işi hallederim. Sen yalnız gitme. Amirim, ben de gelebilir miyim? Kıbrıs'ı biliyorum. Belki bir faydam dokunur. Ya nereye geliyorsun sen? Ne yapacaksın Kıbrıs'ta şu haline Eda? Ne varmış lan halinde? Hali, abi. Ruh hali kötü abi, ağlıyor, psikolojisi bozuk, yatsın uyusun. Amirim, ben çocuk şubeye gitmek istemiyorum. Gelme derseniz sabahleyin istifamı vereceğim. Ya gel kızım, gel. Balayına gidiyoruz ya. Gel. Gel Eda. Kıbrıs'a gel Eda. Bu haberi yayınlatacak hiçbir kanal bulamam. Herkes korkuyor. Sen korkmadın ama, iki sene içeride yattın. Tamam, anladım ya. Seninle alakası yok. Yayınlatmazlar. Aslında benimle de alakası var. Ben bir daha cezaevine girmek istemiyorum. Doğru diyorsun yani. Yani ben senin yerinde olsam ben de girmek istiyorum. Ne diyeyim? De ne olacak böyle? Yani o kadar adam
Senin gibi suçsuz yere içeride yatacak. Ondan sonra zamanı geldiğinde bunları dışarı çıkaracaklar. Lan ne yani? Oldu bitti mi şimdi? Sen beni yargılamıyorsun değil mi? Cezaevinde çok iyi anladım. Ne yaparsan yap, bu ülkede hiçbir şey değişmiyor. Bir dene bir. Bak bu sefer bir dene. Belki bu sefer her şey değişecek. Ya ne diyorum sana? Gerçek katil bulacağız diyorum ya. Ben savaşımı dışarıda vermek istiyorum. Panda haberi yapar Atma. Panda haberi mi? Veya panda haberi. Yok panda çok sevimliymiş. Yok turistlerin göz bebeğiymiş. Ya sikerim pandasın. Çok, çok affedersin de. Ya sen içerideyken ben ne hale düştüm sen biliyor musun? Belki çok arabesk gelecek sana ama. Bir şey koptu ya benden. Ya ben aşıktım sana ya. Her gün mektup yazdım. Yani belki okursun diye. Tamam yazamadım. Boktan yazdım belki ama. Ama gel gör ki olmayacak. Duaya amin diyoruz işte. Neyse böyle daha kolay unuturum ya ben seni. Çok mu hoşuma gidiyor sanıyorsun saçma sapan haberler sunmak? E ne o zaman para için mi? Parayla falan alakası yok. Neyle alakası var? Bana mektup mu yazdın? Yazdım. Ne yazdın? Ya zaten tam olmadı yırttım ben onu. Beceremiyorum. Okumak isterdim. Sen önce bir şu dosyayı oku da. Mahkemeye kadar koruyacağız. Koruman işe yaramayabilir. Yardım. Biz de yardımcı oluruz merak etme. Siz kim? Ben. Bizim teşkilat. He. Adamın burada olduğunu bile bilmiyoruz daha. Bakanı öldürecek kadar bu işe kafayı taktıysa Ahmet izlemek için elinden geleni yapmıştır. Eda. Selam Uluke. Amirimin dış hatları kapalı sanırım telefon. Kendisini bir alabilir miyim? Bir dakika. Eda. Amirim merhaba. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polisi ile irtibata geçtik. Barış Görkem dün gece 6 otele birden rezervasyon yaptırmış. Ahmet'in orada olduğunu öğrendi anlatılar. He. Belki de peşinde olduğumuzu öğrendi. Yoksa niye 6 tane otele rezervasyon yapsın ki? Olabilir. Bu arada amirim dün geceden beri Tahsin Müdür Stafonos Andolidis ismini araştırıyor. Adam kumar oynamayı çok seviyormuş. Geçenlerde 1 milyon kaybetmiş. Hangi otelde para kaybetmiş bir öğren bakalım. Bize de o otelde yer ayırt kızım. Emredersiniz amirim. Bu izin meselesi ne oldu? Tahsin Müdür yardım etti, hallettik. İlk uçakla geliyoruz. İyi kızım, geldiğiniz zaman beni arayın ha. Emredersin amirim. İyi günler. Barış burada. Vesat Başkomiser dün gece bilgi işlemde Ahmet Yener adında birini araştırmış müdürüm. Kimmiş bu? Kıbrıs'ta kaçakçılık yapan biri. Eskiden Ankara'da fabrikası varmış. Niye gittiğini bilmiyoruz ama bakanın suikastıyla alakalı olabilir. Tamam, çıkabilirsin. Emredersin. Araba inse. Bu gri olan. Çok teşekkürler. Burası Kıbrıs. Biliyorum Eda, burası Kıbrıs.
Harun sen burada kullanabilecek misin? Değil, arabayı. Arabayı her yerde kullanırım. Başka don't panic bloody peki ya. Tamam. Çözemedim. Şimdi çözdüm. Şimdi onu da sağa koymuşlar. Bu da sağda. Kafam karıştı. Şimdi iyiyim. Tamam. Harun yine ters çiftten gidiyorsun ya. Çek kenara. İneceğim ben. Tamam ya. Şimdi çözdüm. Vay. İneceğim mi? Ha, beni düşünmüyorsan çocuğumu düşün hesap, öyle mi? Aynen bölümde oynayamazsınız. Yan masalara geçin lütfen. Niye? Parasıyla değil mi? En düşük $10,000 oynanıyor. Evet. Şuraya geçelim biz. Ahmet burada. €100 Jane. Tek tek koy. Bir şu çizgilere de koy. İkisi birden gelirse yine kazanırız. Evet. King batak matak bir şey yok mu ya? Barış buradaysa Ahmet'i niye öldürmedin? Biz Ahmet'i zor bulduk. Barış nasıl bulsun? Neden tek bir rakam oynamak varken böyle bu şeyini bir daha atıyorsun biliyor musun? Çünkü fakiriz. Son da ister. Teşekkürler. Siyah 28. Ben neden tek bir rakam oynadım? He? Dallamalığından. Ya çünkü bedava. Arkadaşlar sağ olsun. Eğlenmem için ellerinden geleni yapıyorlar. Senin ne işin var lan burada? Takılıyorum. Sen? He. Geleni yapıyorum, kaçan kurtuluyorsun. Ya şakacısın ya. Siz Barış'ı mı bekliyorsunuz? Siz nereden biliyorsunuz? Siz nereden biliyorsunuz lan? Yine başladın angırıl angırıl konuşmaya. Kimsiniz siz? Harcıman çözer. Sık elini sık, yoksa gaza geliyor ya. Melisa, tanışın. Siz de Alman polis teşkilatından Ülke Hanım. Pek hoşmuşsunuz. Neredesin ya? Bizim yollarda kaldın. Barış bana lazım lan. Size ne alakası var? Barış hepimize lazım. Bırak şimdi. Ahmet Bey. Oldu Ercümen. Ya bir şey olduğu yok. Senin için gelmişler. Ulrike Hanım, Alman Emniyetinden. Vesat Başkomiser, Ankara Cinayet Büro. Cinayetle, Almanlarla benim ne ilgim var? Niye peşimdesiniz? Ters bir durum varsa bileyim Ercümen. Ya bir şey yok. Sen git, ben geleceğim peşinden. Hadi git. Ya buradan sıkıldım ben ya. Başka bir yere gidelim mi? Hı? Barış bu herifin peşinde lan. Biliyorum başkomiser, endişelenme. Hadi. Bilmiyorum nereden çıktı ya? Harun gel takip edelim. Barış Ahmet öldürecek lan. Barış'ı nereden tanıyorsunuz siz? Ahmet sana mı çalışıyordu? İş yapıyoruz. Benden ne istiyorsun sen? Barış almanı istemiyorum. Ben savaş istiyorum. Barış'a bir şey olursa senin hayatını siker. Ne yapacağım ben şu? Barış'ı aldın diyelim. Ne değişecek? Ha? Kusura bakmayın abi. Bir hata aldı bu diyeceksin. Onca kişiyi aldık içeriye. Boku bokuna savaş çıkardık Ortadoğu'da mı diyeceksin ha? Nereden biliyorsunuz siz bütün bunları? Ahmet'ten, Barış'tan nasıl haberiniz var sizin? Seninkilerden. Rahat ettin mi? Ne yapalım ya? Bekleyeceğiz. Ne kadar tutacaksınız bizi burada? Birkaç saat, keyfinize bakın siz. Siz
Telefonlarınızı da verin. Neredeydin siz? Mutfakta kayıntı yapıyorduk. İyi tamam. Yanlarından ayrılmayın ha. Emredersiniz Ercüment Bey. Esas duruşunu sikeyim seni. Aman akodumun eziği. Geç kız şöyle. Geç. Geç. Efendim? Siz nereden çıktınız? Ebenin amından çıktık. Sen arabayla git, ben amirimi kurtarayım. Sonra sen bana haber verirsin. Dikkat et. Siz ne ara çıktınız lan? Amirim zaten bizim suçumuz yoktu ki. Bizim günahımızı aldınız siz ya. Zaten fazla da yatmadık. Sağ olsun Ercüment Bey bize burada kaçakçılık işi ayarladı. Yavru vatana, yavru millete burada işte... hizmet veriyorsun. Bunlar kim? Sen kimsin yaram? Küfretme lan kadına. Lan bizi tabuta gömdüğün günü unuttuk mu sandın ha? Oğlum salak mısın? Ne yapacaksın la adama? Lan Ercüment bunları yaşatır mı sanıyorsun? Sevkiyatın ortasında bunları mı düşünecek? Sevkiyat ne sevkiyatı lan? Sen mi geldin lan zombili? He 17.5 lira verdim amca. Allah korkut, gel lan buraya. Gel. Sen ne yapıyorsun sen de? Ne yapıyorsun lan sen de bana? Ver. 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 Buna gel. Bak. Bak. Zamanki gibi. Hazırım ben. Savaş Bey de talimatları bildirdi. Silahlar alacak ekip gelmek üzereymiş. Seni mi aradı? Hayır. Benimle konuştu. Etrafta Rus ve Suriyeli ajanlar olduğu söyleniyor. Bilgi verildi mi? Türkiye'de birçok ilde sıkı yönetim ilan edilecekmiş. Silahları teslim etmek için her türlü önlemi alın dedi. Sonrası çok mühimmiş. Seninle niye konuşmadı? Şimdi öğreneceğiz. Etrafta ajanlar var. Nereden arasını? Direkt cebinden. Geri ara. Alo, Savaş Bey. Ercüment çözer. Hallettin mi sevkiyatı? Daha halledemedim. Adamına söyledim ya. Teyit etmek için mi aradın? Senin muhatabın benim. Benimle konuşacaksın. Üslubuna dikkat et. Stres iyi bir şey değil. Hele ki oradayken. Barış Görkem'i ne yaptınız? Yakalayabildiniz mi? Daha yakalayamadım. Ama hemen öldürmeyi düşünmüyorum zaten. Neden? Ne bileyim. Hikayesini merak ediyorum. İlginç biri gibi. Umarım yanlış bir şey yapmazsın. O adamı bulunca öldüreceksin. Anladın mı dediğimi? Uzatma. Sen uzatma lan! Lütfen. Ben sakin. Nerede kalmıştın? Etrafta ajanlar var diyorum. Yavaş ol biraz. Yakalatmak mı istiyorsun bizi? Şu konteynerleri görmem lazım. Hadi Ercüment. Savaş Bey'le aranda böyle bir sorun varsa bilmek isterim. Ya Savaş'ın amına koyayım. Barış'a bir şey olmasın. Şu konteynerleri göster. Paranı alacaksın zaten. Konuşacağız mı sanıyorsun lan? Abi Eda arayıp söyleyecekti ya. Telefonları aldılar. Sikret önemli değil. Konuşacaklar zaten. Konuşacaksınız değil mi lan? Sikimin başı konuşacağız. Şişt. Sen konuşuyor musun lan? Gorbaçov, konuşursan keserim lan seni. Amirim bakın biz yeni geldik. Zaten bir kere gittik evine.
Artık Girne miydi, Magosa mıydı onu bile bilmiyorum yemin ediyorum. Lan ayı, söylüyorum bari şehrin ismini doğru söyle lan. Mausa. Mausa. Mausu. Mausu. Lan Mausa lan Mausa. Mausa. Düşün artık onu bile bilmiyorum amirim. Bu Ercüment git beni bekle dedi. Nerede bekle dedi? Nerede buluşacaksınız lan? Sikimin başında buluşacağız. Sen de gel. Ha. Eyvallah. Şu hafızaları bir tazeleyelim değil mi? Dur. Yok artık amirim. Limandalar abi. Limandalar. Hangi limanlar? Maosa. Çık oğlum, çık konuşma, çık. Öttüm, avlanma ya, öttüm. Güzel. Vuv! Bakacağız. Kontrol edin. Adamlar kimdi? Kimden koruyacaklarmış beni? Ya bir işte biri varmış. Senin Ankara'da mezun olmuş galiba. Fabrikayı kapattığımdan beri uğramadım Ankara'ya. 10 sene oldu. Kimmiş bu? Ne bileyim işte ya. Tamam sen paranı say işte. Koruyacağız seni merak etme. Давай быстрее. Они начинают загрузку. Thank you.
mi sanırım başkomiser be? Ya sen ne sanıyorsun kendini be? Ahmet nerede lan? Rusça biliyor musun? Çinci olsa olmaz mı lan? Saftın hala safsın başkomiser. Sen neler çeviriyorsun lan burada? Arka bahçeniz mi burası? He. Yavru vatan işte. He. Ülke lan burası, ülke. Ne yavru vatan, ne arka bahçeniz. Bunu bir türlü anlayamadınız. Gelmedim. Paraları mı istiyorsun? İstersen paylaşabilirsin. Kimsin sen? Yakınlaşmamışsın beni öldürmeye. Keyfin çıkar. Amirim. Eda sen niye geldin? Burada ne işin var Eda? Ahmet'i bulamadım. Barış'a ne yaptınız lan? Şu sevkiyatı hallettikten sonra bulsam sana teslim edecektim. İyi de bir avukat tutacaktım. Ama Savaş'la hesabımız var. Savaş kim lan? Ya boş ver. Seni ilgilendirmez zaten bir şey de yapamazsın. Ama şunu söyleyeyim. Bakan öldükten sonra planlandılar şey. Tamam. Git şimdi Barış'ı bul. Ben arkandayım. Merak etme. Abi. Bu ülkeyi bulalım lan. Hadi be Derci. Yakışmış bu. Abi öldü mü acaba ya? Kötümser olmuyor mu abi ya? Ya kız bizde kalın işte. Kızın çatışma girdiğinde bulur. Merhaba. Hala ilgileniyorsanız Barış Görkem'in adresini buldum. Nasıl buldun? İçişleri Bakanı'nı öldüren zehir olabilir bu. Sen o zehir olduğunu nereden biliyorsun? Telle olmak lazım, zehri benziyor. Ha, şimdi sen oku buna batırdı diyorsun yani, öyle mi? Öyle mi? Yerde şunu buldum. Bir bak istersen. O defter yerde duruyordu, Barış düşürmüş olmalı. Niye düşürsün ki? Barış bir kişiyi daha öldürmek zorunda. Ahmet Yener. Ama biz bulamadık.
Sen bunu biliyor musun ki? Harun! Gel la gel. Hah, al. Bunu da indirmişler. İyi. Barış'ın öldürmesine gerek kalmadı. Belki de o öldürdü. Vallahi kim öldürdü söyledi. Allah rahmet eylesin de burada ne oldu abi? Ne olacak lan? Savaş işte. Silah tüccarlarının savaşı. Bir de halka savaşı diyorlar amına koyayım. İlk uçakla dönüyoruz da hadi. Hala! Hayır mı lan? Senin hatun konuşuyor, hiç yüz vermiyor. Böyle bakınca ağlayacak gibi oluyorum ya. Sebep? Ya ben geçen gün hayatımın en anlamsız konuşmasını yaptım bu kıza ya. Sen ne ara anlamlı bir şey söyledin oğlum? Ne diyorsun lan sen? Oğlum, cinayet dosyası yok mu? Cinayet dosyasını aldım gittim dedim. Halka doğruları söyleyecekse doğruları söyle. Bana dedim böyle panda haberiyle manda haberiyle gelme dedim. İyice sıçtım sıvadım la. Yani bakamıyorum şimdi. La oğlum bak bir şey olmaz ya. Bakayım. Ben bazen bir şeyleri çok abartıyorum değil mi? Daha zeki hayvanlar olduğu ortaya çıktı. Zebra şey değil mi lan? Bu eşeğin pijama. He. Son dakika haberleriyle devam ediyoruz. Ankara Cinayet Büro ekibinin yürüttüğü soruşturma neticesinde suikasta kurban giden İçişleri Bakanı Hasan Yaylı'nın cinayet zanlısının Barış Görkem olduğu ancak Barış Görkem olduğu sanılarak tutuklanan şahsın Celil Hancı adında bir başkası olduğu ortaya çıktı. Celil Hancı'nın olaylarla hiçbir bağlantısının olmadığı belirtildi. Hasan Yaylı'nın seri katil kurbanı olduğunu belirten Ankara Cinayet Büro yetkilileri Barış Görkem'in ilk olarak emekli bir bakkalı, daha sonra Alman konsolosluğunda görevli vize memurunu, ardından da İçişleri Bakanı Hasan Yaylı'yı öldürdüğü kesinlik kazandı. Barış Görkem'in son olarak... Yemin ediyorum sen busun işte ya. Ya oğlum senin karı kitap gibi konuştu ya lan. Ne dediysen olmuş la bu. Vallahi bak. Lan. Yalnız karı demezsek. Bu arada geç kalıyoruz biliyorsun değil mi? Arabalar da yok. Hı. Bu bilginin başlatılan abi. Davını devam ettirebilmek için saklandığı iddia ediliyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Aha. Abi! Anahtar üstüne mi lan? He. Ne yapıyorsun sen keyfe? Havası gidiyor zaten. Aferin! Ne oldu lan? Sinirleri bozuldu ya. Siniri bozuldu da biz de burada böyle bıraktık kaldık ya. Yer burasıymış. Dosyasında yazıyordu. Barış senin kardeşin miydi? Demekti daha. He. Yaşamamın tek sebebi buydu Besat. Hayatım boyunca buna hatırlandım ben. Babam Ahmet'in fabrikasında çalışıyordu. İşçiler grevdeydi. Babam bir grev sözcüsüydü. Ahmet babamı işten attı. Ya nasıl hatalar şimdi? Oraya en çok emek verenlerden birisin sen. Tamam üzülme o kadar ağlanma. Ya hiç mi insaf yok bu insanlarda? Halledeceğim dedim. İyi de Barış daha küçücük çocuk. Nasıl yaşarız biz bundan sonra? Kızım sen niye ağlıyorsun böyle? Annem ağlıyor dede. Sen gel bakalım buraya. Hoppa. Annesi, sen ağlamasan Zeynep de ağlamayacakmış. Hem bu ne ya? Dünyanın sonu mu geldi ya? Hadi. Pikniğe gidiyoruz, eğleneceğiz. Bak.
Barış'ın avantınız. Hadi baba. Ben kendim oğlum. Ayaklarım da zaten ağrıyor. Siz gidin. Ne oluyor orada? Orada şerefsizler, orada koşun. Gelin, gelin. Bakkal hakkı değil mi? Evet. Ayşe koş. Barış'ı kimsesizler mezarlığına gömdüler. Hasan Yaylı ceza almadı, terfi aldı. Babamla kardeşimin ölümü de mahallede dedikodu olarak kaldı. Sen bakın nasıl öldün? Şimdi gelelim zam haberi. Hakkı'yı bize sürekli peynir keserken hatırlıyorum. Bir de arkamızdan şerefsizler diye bağırıyordu. Bu yüzden onu bıçakla öldürdüm. Sen Hans'ı niye öldürdün? Ahmet Yener'in nerede olduğunu bulmak için. Tek sebep bu değildi. Konsoloslukta birkaç kez beni taciz etti. Şikayet etseydin. Ettim. İspatlayamadım. Bu yüzden bir süre ne ilgiliyormuşum gibi yaptım. Ahmet'i de tek başıma bulamadım. Bunun için sizinle çalışmam gerekiyordu. Soruşturmaya dahil olabilmek için de bakkaldan aldığın kalemle Hans'ı öldürdün. Hans pavyondan da sen çıkardın. Sen niye barışmış gibi yazıyorsun? Yazmasaydım unuturdum. Kimse sizler mezarlığında kaybolduğu gibi benim için de kayboluyordu. Benimle birlikte yaşadı. İntikamını aldı. Şimdi de benim yapacak bir şeyim kalmadı bu hayatta. Babamla kardeşimin mezarı burası. Hoş annemin de öyle. Beni Almanya'ya götürdükten sonra bir daha kendine gelemedi kadın. Başka biri oldu. Şimdi sıra bende. Öleceksem bu ağacın altında ölmeliyim ben. Onca insan ne olacak peki? Senin yüzünden cezaevine atıldılar. Sokaklar durulmuyor. Ülke savaşa girecek noktada. Kötü bir şey mi sence? Kaos iyidir. Geliştirir. Bak savaştılar. Eninde sonunda kazanacaklar. Sen o tetiğe basarsan hiç kimse kazanamayacak ama. Ailenin anısını yaşatmak istiyorsan sen bunu herkes bilmeli. Bana yardım edecek. Kendini feda edecek. Baban nasıl sizler için kendini feda ettiyse sen de onlar için kendini feda edeceksin. O tetiğe basmayacaksın. Kardeşini yaşatacaksın.